Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz demeyeceğim. Çünkü artık klişeleşmiş bir laf oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Adana'nın milli yerli yiyeceği şırdanını tanıtacağız sizlerle. Nasıl yapıldığı, nelerden yapıldığı, kaç saat sürdüğü hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Biliyorsunuz şırdana bir ön yargı var mesela. Fotoğraflarda gördüğünde ay bu yenir mi gibisinden hareketlerde bulunuyorsunuz. Ve biz bugün o ön yargıyı kıracağız arkadaşlar. Onu düşünüyoruz yani. Hadi gidelim. Merhaba Sedat abi. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Öncelikle şuradan ne abi? Abi neyle yapılır? Şırdan kuzunun işkembesine bağlı bir parça yani. O İçinde da, ne var bunun abi? İçinde bunun pirinç var, salça var, soğan var, domates var, kabuğu soğumuş şekilde domates var. Bunların hepsinin harmanlanmış hali. Bunun yapım aşaması ne kadar sürüyor peki abi? Bunun yapım aşaması evet bayağı bir uzun. Çünkü temizleme süreci yaklaşık 3-4 saati alıyor. Çünkü önce tuzlu suda yıkanıyor, bekletiliyor, temizleniyor. Ondan sonra yapım evresine geçiyor. Peki abi bu Adana dışında yani Adana dışındaki herkesin bir ön yargısı var. Mesela evet, görünce iğrenme, falan şeklinde. Evet. Buna ne diyorsun abi? Millet vallahi gibi. Şimdi görünüşe bakılırsa Avrupalıların yedikleri bizimkinden daha güzel değil. Doğru. Onun için görünüş bence önemli değil. Önemli olan tat ve lezzet, temizlik ve kalitedir. Vücuda faydalı işlevi de var tabii ki. Yani güzel bir şey. Herkese tavsiye ederiz arkadaşlar. Genelde güneş battıktan sonra akşam gece vaktini yani yemekten sonra bir mideni dinledikten sonra çerez niyetine güzel olur yani. Yani kelle paça gibi yani o da. Abi peki birkaç görüntü alabilir miyiz? Gösterelim arkadaşlara. Şöyle. Evet arkadaşlar, şırdan şu an gördüğünüz gibi. Turşu arkadaşlar, şu pul biber, şu kimyon, bu da limon suyu. Ha bu arada midyeyi yiyip hani şuradan görünce ıyı falan demeyi bırakın arkadaşlar. Ben herkese kesinlikle tavsiye ederim. Adana'ya uğradığım zaman kesinlikle yiyin yani. Neyse bize yeme aşamasına geçelim. Fiyatlar bu ara artıyor. Yedin kaç milyon. Arkadaşlar içinde ipi var. Patlamı çekildiği zaman patlayabilir yani. Kanka şöyle. Şu dayanamıyorum. Full biber alıyoruz. Evet. Kimyonu alalım. Kimyonu da böyle pulav atalım. Senden günah gitti. Afiyet olsun. Dayanamıyorum. Kağıtlayın bizi alıp. Arkadaşlar içinde pirinç var. Onunla birlikte muazzam bir tat çıkıyor ortaya. Hiç dışarıdan gözüktüğü gibi değil yani. Buna buyurun kardeşim. Buyurun kardeşim. Besmele bir şey yemeyin. Dışarıdan gözüktüğü gibi mi yoksa? Yok ben yani ilk işimde bir şey anlamadım da bu güzel. Beğendim yani. Ya. Tavsiye ederim herkese. Ya dış görünüşe pek takmayın arkadaşlar. Oysa herkes dışarıdan adam gibi gözüküyor ama. tamam. Seviye artırıp bombaları bildirin.
midye yiyen arkadaşlar lütfen şırdan ala patlasın. Şırdan herhalde dolar, dolardan daha fazla artış gösteriyor ya. Vallahi kanki öyle oldu ya. Fiyatı anasını satın 4.5 TL'ydi, 6'ya yükseldi. 2 ay önce falan 4.5. Hatta bundan 4 ay önce, 5 ay önce 3.5 falan yeniyordu. Yani arkadaşlar dolar attıkça yani gün geçince değeri artan bir dolardan sonra yediğini daha da artabilir yani. Arkadaşlar duyduğumuz kadarıyla Adana'ya şırdan yetiştiremiyorlarmış. Çünkü çok fazla yeniyormuş yani. Hatta talep çok. Yani şuradan yarım saat sonra falan hiç bulamazsınız şırdanı. Aynen. Bunları yani yemeden önce ön yargımız vardı aslında, yiyemeyiz bu nasıl bir şey falan. Aynen. Biz de başka arkadaşlar zorladı yani, yiyin dedim. Güzel falan. Yedik yani, çok memnunuz. Arkadaşlar aç karnına gelip de ardı ardına 6-7 tane yiyen insanlar var. Aynen. Yani dediğimiz gibi Adana dışında pek plan yok yani şırdanı. Gördüğü zaman da oy plan diyenler var sadece. Görünüşüne aldanmayın arkadaşlar hiçbir zaman. Tamamen koyunun ya midesi mi artık öyle bir şeyi. Yani içeride zaten pirinç var sadece. Başka bir şey yok. Gösterelim isterseniz. Aynen hocam. İçinde pirinç var. Başka bir şey yok içinde. Yalan ettik ya. Şey ben de işte lan dayı. Sağ ol lan abi. Senin yalan abi. Yani arkadaşlar dış görünüşe pek aldanmayın. Her şeyi tavsiye ediyoruz. Gerçekten mükemmel. Dediğin zaman biz aslında. Kanki hesaba yazıyorum bir tane daha yazıyorum. Bunu yediğimi geri tavsiye ederiz. Aynen. Senet abimiz çok değerli bir abi. Çok önemli bir abi. Tavsiye edilen yerlerde en iyi. Korkan arkadaşlar. 3-4 tane yeriz daha da biz. Aynen. Daha gelmeyecek gelmiş. Yemek yenip gelmiş. Almamıştı. Kaçak oldu. Arkadaşlar şuradan kalıp çıktı. Kapışam yedemiz. Son şuradan ki. Yani bildiğiniz gibi biz adamız arkadaşlar. Parlatalım parlatışı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su. Peki bir ön yargınız olabilir mi? Görünüşü. Görünüşü alamayın. Sizin için tadına bakıyorum. Asmaz çeşme suyu. Remlan lan hiç güzel. Değil mi? Remlan lan hiç güzel. Bakıyorum şu anda. Mükemmel. Harika bir hafta. İsteğe göre limon da sıkabiliyoruz. Şırdan yani yengeç yiyince o çok şu yeni çelik oluyor. Aynen değil mi? Şırdan yiyince ana böyle baksana iyi. Gerek yok yani arkadaşlar. Şimdilik bir zaman arkadaşlar. Şırdan ye hayat bul. Slogan şırdan ye hayat bul. Demem önce. Aynen. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Önyargılarınızdan arının arkadaşlar. Herkes yemeği tavsiye ediyoruz. Size tabimiz de hani eğer Adana Sarıçam işine düşerse arkadaşlar buraya biz Adana Sarıçam'dayız. Aynen. Sofulu. Eğer isterseniz yani buyurun gelin ısmarlayalım arkadaşlar. Aynen. Bizi bulun. Bizi bulun. Facebook hesapları ya da Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizi hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bizi, bir dahaki videomuzda. Bu videomuzda beğenmeyi. Bizi takipte kalın. Bir dahaki videomuzda balina yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Balina yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.